Bugün AppSocool Android programı bitirme sunumunu sizlerle paylaşacağım. İlk olarak ben Beyza Nur Aydemir, 1997 yılında Ankara'da doğdum. Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinden 2020 yılında mezun oldum. Aynı sene yine Erciyes Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisliği bölümünde yüksek lisansa başladım ve yüksek lisansım hala devam etmekte. Benim Android ile tanışmam yaptığım ilk staj ile oldu diyebilirim. Ankara'da TürkSat'ta ilk stajımı Android üzerine yaptım ve o dönem Android benim için gerçekten çok cazip gelmişti. 2022 yılında AppSocool'un Android programına başvurdum. Kabul edildim. 3 aylık bir eğitim aldım. AppSocool bizlere hem teknik anlamda hem de sosyal anlamda birçok şey kazandırdı. Bu sunumumda sizlere bunlardan bahsetmek istiyorum. İlk olarak teknik kazanımlar kısmında bu program sonunda yaptığımız projemi tanıtmak istiyorum. Projemin adı Emalia. Bizden bir e-ticaret sitesi yapmamız istenildi. Bu e-ticaret sitesi için bizlere birer API verildi. İlk olarak projemizi çalıştırdığımızda, uygulamamızı açtığımızda karşımıza görseldeki gibi bir ekran çıkmakta. Belli bir süre geçtikten sonra kullanıcıya login ya da continue without login gibi iki seçenek çıkmakta. Kullanıcı isterse login olarak, isterse login olmadan uygulamaya giriş yapabilmekte. Login butonuna bastığı zaman please login sayfası açılmakta. Bu sayfada eğer kullanıcının daha önceden bir üyeliği varsa e-mail ve şifresiyle programa giriş yapabilir. Eğer kullanıcının bir hesabı yoksa alt kısımda bulunan New User Sign Up butonuna tıkladığı zaman görseldeki gibi Create New Account sayfası açılmakta. Burada kullanıcı gerekli bilgileri girerek sisteme kayıt olabilir. Eğer kullanıcı şifresini unutursa login sayfasında Forget Your Password seçeneğine tıkladığı zaman e-mailini girerek kullanıcı şifresini sıfırlayabilir. Buradaki kullanıcı işlemlerini Firebase veri tabanı kullanarak gerçekleştirdim. Şimdi uygulamamızın ana sayfası görselde gördüğümüz şekilde. Uygulamamda bir Bottom Navigation Bar kullandım. Bottom Navigation Bar bizim Android'de kullanabileceğimiz bir çeşit menüdür. Alt kısımda menüde 3 adet item bulunmakta. Home kısmı bizim ana sayfamızı gösteriyor. Shop kısmı ürünlerimizin listelendiği sayfa. Back kısmı da kullanıcının sepetinin bulunduğu sayfa. View All seçeneğine tıkladığımız zaman kullanıcı ürünlerin listelendiği sayfaya gidebilir. Ürün listesinin olduğu sayfada Recycler View yapısı kullandım. Recycler View listeli ürünleri göstermek için kullanılan bir yapıdır. Özellikle böyle çok fazla item'ı olan listelerde performans gösterir. Mesela 1000 tane item'ı olan bir liste düşünelim. Ama ekranda biz sadece 10 item görüyorsak Recycler View sadece bu 10 item'ı gösterecek kadar işlem yapar. Bu yüzden performans açısından büyük avantaj sağlar ve günümüzde birçok uygulamada Recycler View kullanmaktadır. Buradaki veriler bize verilen API'den çektiğimiz veriler. Bu verileri çekmek için de Retrofit kütüphanesini kullandım. Görselleri çekebilmek için de Picasso kütüphanesini kullandım. Buradaki Recycler View'de ürünü tıkladığımız zaman ürün detay sayfasına gitmekteyiz. Ürün detay sayfasında ürüne ait bilgiler bulunmakta. Ürün görseli, ürünün adı, ürünün fiyatı gibi bilgiler bu sayfada mevcut. Add to Cart butonuna tıkladığımız zaman kullanıcı sepete ürünü ekleyebilir. Sepet sayfasına gittiğimiz zaman yine sepet sayfasında da bir liste yapısı görüyoruz. Kullanıcı sepetine eklediği ürünleri burada görüntüleyebilir. Buy butonuna bastığı zaman da alışverişini tamamladığını gösteren Success sayfasına gider. Alışverişine devam etmek için yine Continue Shopping butonuna tıklayarak ürünlerin listelendiği sayfaya geçebilir. Şimdi şurada kısaca bir projemin videosunu sizlere göstermek istiyorum. Biraz hızlı bir şekilde geçeceğim uzun olduğu için. İlk olarak login sayfamız açıldı. Burada kullanıcı bilgilerini giriyor. Hesabı oluşturuldu kullanıcının. Kullanıcı sisteme girmek için e-mail ve şifresini giriyor.
ürünlerin listelendiği sayfa. Ürüne tıkladığımız zaman ürün detaylarını görüyoruz. Ürünü sepetimize ekleyebiliyoruz. Sepet sayfası ve alışverişimiz tamamlandı. AppSchool bizlere sadece teknik anlamda değil, bu süreçte sosyal anlamda da gerçekten çok güzel şeyler kazandırdı diyebilirim. Bu sosyal kazanımları sizlere şu şekilde anlatabilirim. İlk olarak bana kişisel olarak kazandırdığı beceri, grup olarak bize kazandırdığı beceriler ve benim geliştirmek istediğim sosyal becerilerim olarak kısaca bahsetmek istiyorum. İlk olarak bana kişisel olarak kazandırdığı en önemli şeylerden birisi özgüven diyebilirim. Bu AppSchool sürecimden sonra toplu ortamlarda kendimi daha iyi ifade edebildiğimi düşünüyorum. Ayrıca bir diğer kazandırdığı beceri anı yaşama. Bu AppSchool sürecimde söylenen bir söz beni etkilemişti. Pişmanlıklar yaşayan insanlar geçmişe bağlı kalarak yaşayan insanlarmış. Eğer sürekli kaygıyla yaşayan insanlar geleceğe yönelik yaşayan insanlarmış. En mutlu insanlar ise anı yaşayan insanlarmış. Ben bu sözü duyduktan sonra da anı yaşama kararı aldım ve bunun için çabalıyorum. Ayrıca bir diğer kazandırdığı sosyal beceri ise zaman yönetimi diyebilirim. Özellikle bize bir takvimlendirme önerisinde bulundular ve bunun gerçekten verimli çalışma açısından önemli olduğunu ben kendim yaşayarak gördüm diyebilirim. Grup olarak bize kazandırdıkları, biz bu programa başvurduğumuzda bize siz kız kardeşsiniz dediler ve bunu bize çok güzel bir şekilde aşıladılar. Biz de hep o şekilde benimsedik ve bu süreci hep o şekilde yürüttük ve bundan sonrasında da o şekilde olacağını düşünüyorum. Bir diğer grup olarak sosyal becerimiz ise yardımlaşma ve paylaşma diyebilirim. Hepimiz aynı amaç için oradaydık ve hepimizin ortak yaptığı bir şey vardı ve biz bu süreçte birbirimizle yardımlaşarak, paylaşarak bir şeylerin daha kolay olduğunu gördük. Artı bizlere söylenen feed forward, ileri besleme. Yani bizle ilgili olan durumları ona güzel bir şekilde ifade ederek, hani onu olumlu etkileyecek şekilde geri dönüşler yapma. Ama biz bunu ileri besleme olarak isimlendirdik. Ve son olarak benim geliştirmek istediğim sosyal beceri, özellikle gönüllü olarak yapabileceğim işler istiyorum. Yani hani bu alanda daha aktif olmak istediğimi hissettim ve bunun için çabalayacağımı düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.